kıymetli basın mensupları, il teşkilatımız ve değerli misafirlerimiz, belediye başkan tanıtım toplantımıza hoş geldiniz. Ben birçoğunuzun bildiği üzere il başkanımız Sayın Avukat Yunus Emre Özdemir Bey'in belediye başkan adaylığına adayı olması sonrasında il başkanı olarak görevlendirildim. Daha öncesinde Kadın Politikaları Başkanlığı görevini yürütmekteydim. Hali hazırda Çorum'daki tek il başkanı olarak görevimi yürütmekteyim. Yerelde Çorum'a katkı sağlamak, kadının toplumdaki yerini sağlamlaştırmak adına siyasette aktif olarak yer almaktır. Deva Partisi olarak yola çıktığımız ilk günden beri genel başkanımızın önderliğinde temiz siyaset, liyakatlı kadrolar, ilkeli belediyecilik anlayışını kendimize şiar edindik. Özümüz de bir, sözümüz de. Tüm Çorum halkına selamlarımı gönderiyor, belediye başkan adayımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ve sözü belediye başkan adayımız Sayın Avukat Yunus Özdemir Bey'e bırakıyorum. Kıymetli basın mensupları, teşkilatımızın değerli üyeleri, toplantımıza tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle sizlere kendimi tanıtayım. Çorum siyasetinde yeni bir yüz olduğumu düşündüğüm için. Ben Çorum merkeze bağlı Şeyh Hamza köyündenim. Annem Çorum merkeze bağlı Feruz köyünden. Babamın devlet memuru olması dolayısıyla ilk orta ve lise eğitimimi Çorum'un dışında tamamladım. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Çorum'a avukatlık yapmak üzere döndüm. Döndüğüm dönemde annem babam da Çorum'da değillerdi. Yaklaşık 12 yıldır avukatlık yapmaktayım. Avukat Haşim Ağlaççı ile birlikte ortak olarak mesleğimi sürdürüyorum. Evliyim, bir kız çocuğum var. Eşim devlet hastanesinde anestezi uzman doktor olarak görev yapıyor. Ülkemize dair, Çorum'a dair, geleceğimize dair fikirlerimi dost meclisinde arkadaşlarıma anlatırken özellikle eşim ve kız kardeşim, ya bunu bizlere anlatıyorsun. Daha aktif bir görev al, siyasette, toplumda görünür ol. Daha fazla insana dokun dediler. Onların yönlendirmesiyle de Deva Partisi'ne internet üzerinden gönüllü olarak başvurdum. Daha sonra partimizin Çorum teşkilatlarının kuruluş aşamasında yer aldım. Kurulduğundan beri partimizde görev yapıyorum. Temmuz 2023, Temmuz ayında il başkanlığı görevi tarafıma verildi. Şimdi de Çorum Belediye Başkan adayı oldum. Bu anlatmaktan çok memnun olduğum bir anım var. Üniversitedeyken tuşlu bir cep telefonum vardı 2007-2008'li yıllarda. Ya Çorum'a dair hayallerimi, projelerimi kaydetmiştim taslaklar kısmına. Onlardan birkaçından bahsetmek istiyorum sizlere. Bir tanesi Çorum'u Guinness Rekorlar kitabına sokmak fikriydi. Turan Kılıççıoğlu stadında Ethem Erkoç hocamızın kitabını orta öğretim, ilkokul, lise öğrencilerine vereceğiz. Aynı anda en çok kişiyle aynı kitabı okuma rekorunu kıracaktık. Böyle bir hayalim vardı üniversitedeyken. Hem bu sayede okuma alışkanlığını kazandıracaktık genç kardeşlerimize, hem Çorum'u bir yazar tanıtacaktık, hem Çorum'umuz ulusal ve uluslararası basında görünür hale gelecekti. Daha sonra ben mesleğin başında da kullanmaya özen gösterdim. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için hem bisikletçi sporcusunun yetişmesi için teşviklerde bulunmayı, hem belediyenin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak bir bisiklet takımının olmasını istemiştim. İnşallah bu niyetlerimiz, hayallerimiz, o gün mesajlar kısmına kaydettiğimiz bu projeleri yapmak için bugün adayız. Bu yolda da devam ediyoruz. Şehrimizde annelerin Çanakkale'yi, küçük çocuğu olan annelerin Çanakkale'yi özellikle görmesi gerektiği gibi bir düşüncemiz ve projemiz var. Çünkü inanıyorum ki bir anne Çanakkale'ye gider, bu memleketin nasıl kazanıldığını, kurtuluş mücadelesinin ne kadar zor verildiğini bilirse oğluna kızına bunu anlatır. Oğluna kızına bu milli şuuru aşılar. Biz bu sebeple belediyede mevcut Çanakkale gezilerini özellikle küçük çocuğu olan anneler üzerinden yapılması gibi bir niyetimiz ve projemiz var. İlimizde şu an restorasyonuna devam edilen kalenin Çorum'daki turizm destinasyonlarından önemli bir nokta olması gerektiğini düşünüyorum. Ben yıllardır önünden geçtikçe atıl durumda duran bu kalenin Çorum'un bir merkezi olmasını, insanların buluşma noktası olmasını, adres tarif edilirken herkesin ağzında dilinde olması gerektiğini düşünüyorum. Şehrimizin bir kimliği olması için kalenin turizme kazandırılması kesinlikle gerekiyor. Mevcut belediyece yürütülen restorasyon ve kentsel dönüşümde de kalenin merkez alınması gerektiğini düşünüyoruz. Buna yönelik bir projemiz var.
Sizlerin de malum olduğu üzere, Çorum'daki herkesin malum olduğu üzere, İlim Yayma Kavşağı'nda büyük bir trafik problemimiz var. Özellikle pazartesi günleri. Biz burada, benim haricen öğrendiğim kadarıyla önceki Ulaştırma Bakanı'nın İskilip yolu kavşağı açıldıktan sonra Mavral Sokak'tan Buhar Evler Caddesi'ne olan trafiği kısıtlama ve kapatma gibi bir planları varmış. Biz inşallah seçimlerden sonra derhal bakanlıkla iletişime geçerek bunun sürekli olmasa da pazartesi günleri gün ve saat şeklinde sınırlandırılmasını istiyoruz. Çünkü biz bir canın daha, bir Çorum hemşerimizin daha İlmi Yayma Kavşağı'nda yaralanmasını, zarar görmesini istemiyoruz. Bu işin ivedilikle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı şekilde buradaki trafik yoğunluğuna sebep olan pazartesi pazarını da ivedilikle o bölgeden çok uzak olmayacak şekilde taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim elimizde birkaç mevcut yer var. Bu bölgeler değerlendirilecek, inşallah makul bir yere gelecek. Sadece Çorum'dan transit geçen bir vatandaş pazartesi günleri o trafik kalabalığını görmeyecek. Çorum'la ilgili izlenimi dağınık bir pazar görüntüsü olmayacak. İnşallah ya güzel bir yoldu, güzel bir şehirdi, güzel bir anıydı deyip geçecek. Biz böyle bir niyetimiz var Çorum için. Otobüs ve minibüs hatlarıyla ilgili insanların kullanım alışkanlıklarına göre, bölgenin ihtiyaçlarına göre verileri bilimsel olarak toplayıp ek güzergah, ek sefer gibi ekstra düzenlemeler yapacağız. Vatandaşın ihtiyaçlarını anında çözmeye çalışacağız. Başıbaş sokak hayvanları için bu hayvanların öncelikle gönüllülerle sahiplenmesini, bu yönde de belediyenin teşvik etmesine çabalayacağız. Ben bizzat yaşadığım bir olayı anlatayım sizlere. Merkez İlçe Başkanımız Hilmi Eker'le bir gün Doğanlar halı sahaya maç yapmaya gitmiştik. Saatimiz biraz erken idi. Dedim ki şehitliğe gidelim. Benim emsal bir teyze oğlum var şehit olan 2017'de. Sedat Düzgün. Allah rahmet eylesin. Oraya gidelim bir dua okuyalım. Şehitliği ziyaret edelim dedik. Yani iki adam şehitliğe doğru gittik. Baş başa sokak hayvanları yüzünden gidemedik. Uzaktan duamızı ettik. Geri halı sahada oturup çayımızı içtik yani. Yani 2024 yılında bir annenin, bir çocuğun, bir vatandaşın köpek yüzünden zarar görmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu sorunun bir an evvel çözülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bunun içinden de elimizden gelen vatandaş olarak, seçimler lehimize sonuçlandığında belediye başkanlığı olarak derhal çözüm bulacağız. Trafiğe yeni açılan Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nden Saat Kulesi'ne kadar olan bölgede özellikle mesai giriş ve çıkış saatlerinde çok yoğun bir trafik oluyor. Öncelikle o bölge özelinde park etmeyi sınırlayacağız. Şu an mevcut otobüs duraklarının karşısında otopark inşaatını ivedilikle tamamlayıp makul fiyatlar, yani insanların 5 dakikalık otomobilini bırakmaktan çekinmeyecekler fiyatlarla otoparkı yapacağız. İnsanların bu şekilde o bölgedeki trafiğin azaltılması için yol almaya çalışacağız. Emeklilerle ilgili, yani emeklilerin malumu tüm ülke gündemini meşgul ediyor. Birden fazla defalar zam almalarına rağmen kök maaş muhabbeti, tabana emekli maaşlar arasındaki uçurumu azaltmak için 3 defa zam alıp maaşı 10.000 TL'den 10.000 TL'ye gelen vatandaşlar olduğu için belediyede yerelde sunulan hizmetlerden emekliler lehine bazı indirimler, bazı ekstra faydalandırmalar yapmaya çalışacağız. 65 yaş üzerine verilen ücretsiz ulaşımı emekliler için ücretsiz ya da indirimli hale. Tüm vatandaşların kullandığı su bedellerinde emekliler için makul bir indirme. Tüm vatandaşların faydalandığı halk ekmek büfelerinin ekmek üretiminin arttırılarak, sayısını çoğaltılarak bu yönde bir katkı sağlamaya çalışacağız emeklilerimize, vatandaşlarımıza. İlimizde yine hepimizin malum olduğu üzere bölgedeki en çok ihracatı yapan organize sanayi mevcut. Bu organize sanayinin de vasıflı işçiye ihtiyacı var. Çorumlu genç kardeşlerimizin de işe ihtiyaçları var. Belediye olarak daha vasıflı meslek edindirme kurslarını açacağız, açılmasına vesile olacak. Yani kaynakçıya ihtiyaç varsa, CNC ustasına ihtiyaç varsa, tornacıya ihtiyaç varsa belediye olarak bunu talep edeceğiz. Yapılması için ön ayak olacağız. Gerekiyorsa belediyece yapılmasını sağlayacağız. Ben yakın zamanda Mayıs ayında İtalya'ya, Aralık ayında Hollanda ve Belçika'ya gittim. Yani bu belediye başkan adaylığı söz konusu olmadan da bu şehirleri gezerken bizim ülkemiz, bizim şehrimiz buralardan eksik değil diye düşündüm. Bizim şehrimizin de bir kimliği olması gerektiğini düşünüyorum. Mevcut belediyece, Saat Kulesi ve etrafında yapılmaya çalışılan o şehre kimlik kazandırma çalışmalarını daha da zenginleştirerek, yani bir insan
Çorum'a geldiği zaman burası Çorum'muş demesini sağlayacağız. Çorum'un ayrı, bağımsız yeni bir şehir kimliği olmasını sağlayacağız inşallah. Tüm anlattıklarım, yani anlatabileceğim birçok daha plan proje var. İnşallah nasip olursa ilerleyen süreçte, inşallah nasip olursa 31 Mart'tan sonra bunları tekrar sizlere açıklayacağız. Ama temelde yapmaya ve anlatmaya çalıştığımız tüm projelerin temel gerekçesi Merkez İlçe Başkanım, İl Başkanım ve sizlerin de olduğu gibi ben de bir çocuk, kız çocuğu babasıyım. Kızımın Çorum'da yaşamayı, Çorum'da yaşlanmayı hayal etmesini istiyorum. Ya üniversite okuyup da baba ben Çorum'a gelmek istemiyorum demesin. Çorum'a gelmek istiyorum. Baba benim işim ne oldu? Baba iş yerimi ne zaman açıyoruz? Desin. İnşallah diğer arkadaşlarım Çorum'daki potansiyeli görüp nüfusumuz azalmış malumuz. Nüfusumuz da artsın. Çorum'u daha yaşanılabilir bir şehir yapmaya niyet ediyorum. İnşallah söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Doğru söylüyorsun. Değmiş olmam lazım. Kentsel dönüşümü biz daha önce başkanla konuştuk da bununki gibi değil. Bir üç katlı binaya üç kat değil de mesela ha, şeymiş ya, çok pardon. Kalenin devamında kentsel dönüşümle ilgili mevcut belediye yapımına başlanan bölge dönüşüm projesinin merkezinde kalenin olmasını yine şehir kimliği varlığını devam ettirerek Çorum'un ikinci bölge deprem bölgesi olduğu kriteri ve gerçeğini dikkate alarak kentsel dönüşüm yapılması için öncelik sağlayacağız, önce olacağız. Nazımızın geçtiği müteahhit arkadaşı zorlayacağız, sıkıştıracağız. Sonuçta toplumda insanların gelir düzeyleri belli. Diyeceğiz ki amacımız temelde Çorum'a hizmet. Şimdi az önce basın toplantısı açıklamadan önce konuştuk ve dedik ki Allah herkese uzun ömür versin. Kimse yanında götürmüyor. O depreme dayanıklı evler de kalacak. İnşallah çocuklarımız, torunlarımız oturacak. Biz de belediye olarak, bir vatandaş olarak da bunun yapılması için elimizden ne geliyorsa yapmaya niyetliyiz, adayız. İnşallah bizlere nasip olur bu işler.